Mucize Uğur Böceği ve arkadaşlarıyla birlikte Play-Doh mutfak seti açıyoruz. Play-Doh mutfak seti. İçinde bakalım neler var. Bir sürü şekiller, tabak, kaşık ve rengarenk oyun hamurları. Bunlarla neler yapabileceğiz? Makarnalar, soslar, yumurta, meyveler, bir sürü şekil var. Lezzetli yemekler için sabırsızlanıyorum. Bakın, burada en sevdiğimiz sebzelerden brokoli, et ve sandviçler, makarnalar var. Hadi bir an önce açalım. İçinden bir şeyler çıktı. Bakalım bunlar ne? Yemek tarifi mi? Waffle nasıl yapılır? Salata nasıl yapılır? Başka? Burada da bir şey var. Burada da et ve yanında sebze. Makarna. Soslu makarna tarifi. Bu tariflere bakarak yiyecek yapabiliriz. Bir an önce açalım. Mucize Uğur Böceği. Baksana ne kadar çok parça var. Hadi hepsini teker teker çıkartıp inceleyelim. Bu parça gözüme çok ilginç gözüktü. İlk önce bunu çıkartır mısın? Tabii ki. İlk önce bunu çıkartalım. Bu da ne böyle? Kahvaltı. İçinde neler var? Mucize Uğur Böceği, gelip bakmak ister misin? Evet. Kahvaltılık gevrek yapabiliriz bunlarla. Bakın bakın. Burada kahvaltılık çörekler de var. Hepsi çok güzel gözüküyor. İlk önce kahvaltıyla başlayalım lütfen. Diğer parçaları da çıkarttıktan sonra başlayabiliriz. Bakın burada ne var? Buradaki şeklin üstünde bir yumurta var. İçini açalım. Bunlar da yumurta şekilleri. Bu bir yumurta seti. Bakalım daha neler var? Oyun hamurlarımızı çıkartalım. Bir tane mavi. Bir tane mor. Bir beyaz. Sanırım bunlar yumurta için. Bir tane yeşil. Bir tane kahverengi, bir tane turuncu ve bir tane de pembe renkli oyun hamurumuz var. Tam 7 tane renk. Setimizde başka neler var? Hadi inceleyelim. Bakın burada et yapmak için bir kalıp var. Burada da farklı şekilli bir et yapmak için kalıp var. Bir balık. Balık da yapabileceğiz. Bakın burada bir mısır var. Ben elmayı çok severim. Brokoli. Ben de brokoliyi çok severim. Beni çok güçlendiriyor. Harika bir şey. Bir tane havuç şekli var. Son olarak bir de üzüm. Ne kadar da çok sebze meyvemiz oldu. Bir de meyve sepetimiz var. Bununla çilek, üzüm, yaban mersini ve kiraz yapabiliriz. Meyvelerimizi bu sepete doldurabiliriz. Ayrıca bakın burada bir de kurabiye kalıbı tabağı var. Bu şekillerden kurabiye yapabiliriz. Ve waffle. Kahvaltıda bir waffle'a ne dersiniz? Bir de farklı şekillerin olduğu bir çubuğumuz var. Desen çubuğumuzu bu makinede kullanacağız. Bununla spagetti yapabiliriz. Mucize Uğur Böceği ve arkadaşları için neler yapsak? Tarif defterinden bakalım. İşte tarif defterimiz. Bir yemek yapabiliriz. Soslu makarna. Veya meyve salatası. Veya waffle yapabiliriz. Bence önce waffle yapalım. Daha sonra belki bir makarna yaparız. Tarifimiz için gerekli oyun hamurları, turuncu oyun hamuru, beyaz oyun hamuru, kırmızı, mor ve mavi oyun hamuru. İlk önce waffle'ımızı yapmakla başlayalım. Tarifimizi karşıya yerleştirelim. Ara ara ona bakacağız çünkü. İşte waffle tabağımız. Burada da turuncu oyun hamurumuz var. Oyun hamurumuzu çıkartalım. Turuncu oyun hamurumuzla waffle'ımızı yapmaya başlayalım. İyice bastıralım. Şekli çok güzel çıkmalı. Bakalım oldu mu? Evet, waffle'ımız hazır mı bakalım? İşte hazır. Şekli çok güzel çıkmış. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. Tekrar kalıba hamurumuzu yerleştiriyoruz. İyice bastırıyoruz. Bu turuncu Rene Rouge'un rengi. Rene Rouge, yardımcı olmak ister misin? Evet. İyice bastırıyoruz. Bakalım Rene Rouge'un yaptığı waffle nasıl çıkacak?
Gayet güzel çıktı. Bakın, bütün şekli ortada. İki parça waffle yaptık. Şimdi bunları sandviç gibi yapacağız. Tarifimizde waffle'ın içinde yumurta var. Şimdi yumurtayı yapalım. Bu bir kahvaltı tarifi ve kahvaltıda yumurta çok önemli. İlk önce yumurtanın sarısını yapıyoruz. Şimdi beyaz oyun hamuruyla beyazını yapacağız. Evet, şimdi yumurtamızın beyazını yapıyoruz. Kalıbın içine sığdırmaya çalışmalıyız. Tam şeklin çıkması önemli. Evet, yumurtamız da tamam. Artık çıkartabiliriz. Bakalım yumurtamız nasıl olmuş? Harika gözüküyor. Tam bir yumurta gibi, öyle değil mi? Tavamıza waffle'ımızı koyuyoruz. Arasına yumurtamızı ve üstüne tekrar waffle'ımızı. Tarifteki gibi olmuş mu? Şimdi yanına meyvelerini yapacağız. Yanında hangi meyveleri var? Kara kedi, söyler misin? Sanırım üzüm var. Bir de yaban mersini var. Evet, ikisini de çok seviyorum. İlk önce üzümle başlayalım o zaman. Üzüm için mor oyun hamurunu, yaban mersini için mavi oyun hamurunu kullanacağız. Üzümün ve yaban mersininin yeşil yaprakları var. İlk önce bu yeşil yaprakları yapalım. Yeşil oyun hamuru kullanıyoruz bunun için. Şimdi mor oyun hamuruyla üzümü yapacağız. İyice bastıralım. İşte üzümümüz hazır. Üzümümüzü tabağımızın kenarına koyalım. Şimdi bir tane daha yapalım. Harika, gördüm, ben öğrendim. Ben de yapmak istiyorum. Tabii ki yapabilirsin mucize hor böceği. İlk önce yeşil yapraklarla başlayalım. Yaşasın. Önce yeşil yaprakları iyice bastırıyoruz. Şimdi mor oyun hamuru. Mor oyun hamurunu kalıba yerleştirelim. Evet, şimdi iyice bastıralım. Kalıbımızın çok güzel çıkması lazım. Ve işte üzümümüz oldu. Üzümümüzü tabağımıza koyuyoruz. Şimdi sırada yaban mersini var. O da işte burada. Onun için de yeşil bir yaprak kullanmamız gerekecek. Yeşil oyun hamuruyla önce yapraklarını yapıyoruz. Şimdi mavi oyun hamuruyla yaban mersinini yapacağız. Bir parça mavi oyun hamuru alıyoruz. Mavi oyun hamurumuzu iyice bastırıyoruz. İşte yaban mersinimiz de oldu. Bir yaban mersini de ben yaptım. Olmuş mu? Harika olmuş Queen Bee. Queen Bee'nin yaptığı yaban mersinini de tabağımıza ekliyoruz. İşte tarifimiz tamamlandı. Bakın aynısı. Harika gözüküyor. Şimdi ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarifimiz neydi? Makarna yapacaktık. Evet, domates soslu makarna. Makarnayı sevmeyen var mı? Hayır, yok. İşte setimizden çıkan makarna yapma makinemiz. Bunun için beyaz oyun hamuru kullanacağız. Oyun hamurumuzu açalım. Beyaz oyun hamurumuzu makarna yapma makinemize yerleştiriyoruz. Makarna yapmak için hazırız. İşte geliyor. Oyun hamuruyla makarna yapmaya bayılıyorum. Spagetti makarnamız hazır. Şimdi makarnamız için sos yapacağız. Bunun için bu oyun hamurunu kullanalım. Domates sosumuz hazır. Bakalım tarifimizde başka ne var? Makarna tamam, domates sosu tamam. Üzerine bir yaprak süs koymuş ve yanlarında köfte var. Hadi köfteyi yapalım. Köfteli makarna için köfte yapıyoruz. Kahverengi oyun hamuru. Köfte kalıpları bunun içinde. İşte burada. Kahverengi oyun hamurunu alıp bu kalıpların üstüne bastırıyoruz. Köftemizin biri hazır. Tabağımıza ekliyoruz. Şimdi bir köfte daha yapalım. Bol köfteli domates soslu makarna. Evet, ama tarifimizde tek bir şey eksik kaldı. O da yaprak. Soslu makarnamızı yeşil bir yaprakla süsleyeceğiz. İşte makarnamız hazır. Bol köfteli domates soslu makarna. Ben makarnamın yanına bir de brokoli alabilir miyim lütfen? Tabii ki kara kedi. Hadi kara kediye brokoli yapalım. Brokoli yeşil bir sebze olduğu için yeşil oyun hamuru kullanacağız. Şimdi kara kedi için brokoli yapalım.
Yeşil oyun hamurumuzu kılıbımıza iyice bastırıyoruz. Kara kedi, biliyor musun? Brokoli benim de en sevdiğim sebze. Ben bayılıyorum brokoliye. Bakalım olmuş mu? Kara kedinin brokolisi. Harika olmuş. Gerçekten bir brokoliye benziyor. Makarna tabağımızın yanına brokoliyi de eklediğimize göre artık yemeğe geçebiliriz. İşte birlikte hazırladığımız waffle ve makarna. Meyveli waffle'a bayılırım. Ben de köfteli makarnaya. Hey, şu meyvelerin güzelliğine bakın. Siz asıl benim brokolime bakın. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Meyveli waffle da öyle. Harika olmuş. Çok güzel tadı. Biraz spagetti, biraz köfte. Bu spagettinin tadı çok güzel. Sanırım ben yüzüme gözüme domates sosu bulaştırdım. Mucize Uğur Böceği ve arkadaşlarıyla harika yemekler yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler.